Öncelikle nereden aldığıma bir bakalım istedim. Sipariş verdiğim yerlere bakıyoruz şu an için. Daha sonrasında da kutu açılımına geçeceğiz. Durum böyledir. İzlemeye devam. Yani şöyle. Trendyol.com'dan almış olduğumuz bir ürün var. Bayağı bir uyguna denk geldiği için almış olduk. Bohui marka. Şuradan bakalım. İnfrared yağ aldık ama burada faturası çıkmadı. Burada bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Sadece genel bilgileri yazıyor. Mağazaya özel bir indirim vardı. Ondan da yararlandık. Bu şekilde geldi. Kutusu birazcık kutusu biraz şöyle zedelenmiş gibi, vurulması kırılması olmuş gibi, fakat buradaki açma kapama emniyet kısmı kesik değil. Herhalde ilk biz açmış olacağız buraları. 0.5 saniye demiş, büyük ekran demiş vesaire vesaire. Buralarda bir şeyler demiş mi? İşte 5 yıl demiş ama Türkiye'de tabii 2 yıl. Bohui marka. Made in China falan filan. Bunu açalım. Bakalım nasıl oluyor. Hatta bunu çok zarar vermeden açsak diyeceğim ama nasıl açabiliriz? Mecbur. Zarar ver. Alttan mı açsam ki? Alttan sonra daha iyi olur. Açmaz. Bu taraftan zarar verilecek gibi. Bu şekilde indiriyoruz. Böyle geldi ve içinden kullanım kitapçığı çıktı. Burada ne yazıyor? Burada sertifika diye bir sertifikası var. Şöyle göstereyim. Başka. O cihaz bayağı büyükmüş ya. Kocamanmış değil mi Asun? Baksana. Büyük. Bayağı büyük bir cihaz. Bu iyi marka. Şöyle göstereyim tekrardan. Netleşmiyor mu Hatun? Ekrana bir dokunsan mı? Dokunur musun? Böyle bir ürün. Burada da gösteriyor zaten. İçinden pili gelmedi ve kalem pil değil. Küçük kumanda pillerinden bugün almıştım. Burada da kullanma talimatı vesaire var. Türkçe kullanım kılavuzu var mı diye bakıyorum. Türkçe kullanım kılavuzu. Nerede olduğuma bakarsan Hatun. Türkçe kullanım kılavuzu yok ama zaten birkaç sefer kullanınca anlaşılır. Piller nerede? Bir şurada. Orada kalsın açı. Bakalım şimdi çalışması nasıl olacak. Artısı eksisi nasıl? Eksi buraya, artı buraya. Eksi buraya. Eksi buraya. Artı buraya. Taktım. Burası gayet güzel. Bir önceki aldığım vardı. Yurt dışından, Çin'den getirmiştim. O kadar böyle şeydi ki, bu en azından tam oturdu yani. Bizim hastanede kullandıklarımıza benziyor. Bakıyorum hemen. Aynı yere tutuyorum. Hep 36.6 görüyorsunuz. 36.3. 36.3. Avuç içi 36.6 idi. 36.6. Gıdığıma tuttum. 36. Getir elini, avucunu. 36.5, 36, 36.6. Bu daha stabil çalışıyor. Gerçekten daha stabil çalışıyor. Her seferinde güzel yanıt alabiliyoruz. Bu seferki ürün iyi oldu sanırım. Buradan önceki sonuçlara bakılıyor. Sağa sola. Buradan da ışık kapalı veya açık şekilde. Sadece basıyorsunuz kapanıyor, basıyorsunuz açılıyor. Işığı bu şekilde. Şurada neymiş? Bu sesi. Mesela ses ölçüyor ama ses vermiyor. Buna bastığınız zaman da ölçüyor ve ses veriyor. Mesela bu tarz bir özelliği var. Bir de şöyle yaklaşma şansı olur mu Hatun? Şöyle gelsin biraz. Mesela bu biraz sıcak bir yüzey. Mesela şöyle uzaktan bakıyorum. 40.8. 39. Şöyle çaydanlığa doğru. Çok yaklaşmıyor. Biraz daha yaklaşırsam motorunu daha fazla gösterecek. Maksimum değeri 40 sanırım. 40'tan fazlasını göstermiyor bu şekilde. Ama göstermesi lazım.
Daha fazlasını göstermiyor bu kadarıyla. Zaten 40 derece olduğu zaman da sıkıntı. Body temp. Ha, bir de bunun şeyini değiştirmek lazım. Nasıl değiştirebiliriz? Heh. Şu an body kalktı. Nesneye geldi. Gel Hatun. Şuraya tutulan motorun nesnenin derecesini göstermesi lazım ama. 40.3 bakarsanız 40.3 gösterdi az önce. İnsanda herhalde şey göstermiyor. 46.8 gördüğünüz gibi. Şuna uzun uzun bastığınız takdirde şurada body temp. Body temp dediği zaman vücut ısısını ölçüyor ve vücut ısısı için bu değerin yüksek olduğunu söylüyor. Ama normalde nesneye, yani şu body temp yazmadığı zaman normal modda kullanırken nesneleri ölçüyor ve normal yeşil ekran gösteriyor sadece. Bu şekilde aktaracaklarım böyle. Gayet güzel görünüyor yani. Ve kaliteli bir tutuşu, kaliteli bir duruşu var cihazın. Öneririm. Ve stabil çalışıyor. Yani öbür önceki aldığım basıyorsun, aynı yere bastığım halde 36.5, 36.3, 36.7 oynayıp duruyordu. Bu aynı. Gördüğünüz gibi şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Defalarca denedim. Ve çatır çatır ölçüyor. Umarım işimize yarar. Çok bunlardan büyük bir şey beklememek lazım ama pandemiden dolayı 400-500 liraya satılan 50-60 lira edecek ürünlerden bir tanesi işte bu. Normalde aslında 400-500 lira edenler Alman malı olanlar, onlar daha kaliteli oluyorlar. Bunlar normal Çin malı. Ama güzel, fena değil. Üretim kalitesi iyi. 32'ye kadar da şey var. 32 miydi? 32 aynen. 32'den sonra devam etmiyor. Böyle. Teşekkürler.